yüzyıla damgasını vuracak çok ciddi bir şey var, çalışma var biliyorsunuz. Akdeş Elektrik Dağıtım Araştırma Şirketi Genel Müdürü Hasan Kaşıkçı, basın mensupları ile bir araya gelerek Kahramanmaraş'ta yürütülen çalışmalar, yeni yatırımlar, hizmet kalitesini artırmak için kullanılan ileri teknoloji ve Ar-Ge çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde il sınırları içerisinde dağıtım hizmetini en iyi yapmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 2017 yılında 151 milyon 372 bin TL'ye yatırım yapacağız diyen Kaşıkçı, 2017 yılında mevcut havai hattı şebekenin yer altına alınması kapsamında Kahramanmaraş'ta 120 kilometre, Adıyaman'dan 103 kilometre yer altı aydınlatma şebekesi tesis edilecek dedi. İkincisi, yapılan bu yatırımları en iyi şekilde, kaliteli, kesintisiz ve sürekli olacak şekilde, arızası en az, kesinti süresi en az olan bir şekilde işletmesini yapmak. Üçüncü faaliyet ise sahadaki bu faaliyetler çerçevesinde satılan elektriği sayaçlar vasıtasıyla, sayaç çünkü hem çeşidi çok fazla, hem tarife dolayısıyla sanayisi, meskeni, tarımsal sulaması gibi bir yığın kolları var. Bunlara hepsi farklı yerlerde hizmet yapıyor ve öncelikleri farklı. Bunların enerjisinin okunabilmesi, faturalandırılabilmesi ve bu faturalandırma içerisinde de oluşan sahadaki sorunların çözülebilmesi amacıyla sayaç faaliyetleri veya sayaç operasyonları dediğimiz işte yapılması gibi 3 tane ana faaliyetimiz var. Ama bunun yanında diğer hizmet alımları gibi destek hizmetleri babında Akdeş Elektrik Dağıtım Araştırma Şirketi Genel Müdürü Hasan Kaşıkçı, kesintisiz ve kaliteli enerji arzı için ileri teknolojiye sahip sistemler kullanıyoruz dedi. Biz basit bir rakam olarak verirsek 2017 sadece 5 ayında 30 milyon kilowatt saat bölgemizde güneşten enerji üretildi. Tabii bu ulusal sisteme veriliyor. Bunun diğer bir faydası da üretilen enerjinin dağıtımını yaptığımız yerde tüketilmesinden dolayı enerji kalitesine de faydası var. Neden? Şimdi hepiniz belki zaman zaman sizler de şahit olursunuz. Bir elektrik trafosuyla o trafoya olan uzaklıktaki en uzaktaki kişi en gerilimi düşük olan kişidir. Çünkü tabiri caizse şöyle bir anlatayım. Bir musluktan suyu bıraktığınızda 10 tane musluk olduğunda ilk baştaki basınçlı akar. En sondaki de çok yavaş akar su. Bazen hiç akmaz bile yani borunu kestiğine göre. Enerji de böyle. En sondaki kullanıcı daima gerilimi düşük olur. Şimdi bu üretimlerin o gerilimi düşük noktalarda olması durumunda oradaki gerilimin de yükselmesinden dolayı o aradaki daha kaliteli bir hale geliyor. Gerilim seviyesi. Dolayısıyla buna da çok faydası var. Bizim bunun kayıp kaçağımıza da faydası var. Çünkü iletilen enerji ne kadar uzağa gittikçe teknik kayıplar dediğimiz şeyler de o kadar artıyor. Ama siz üretiminizi o kendi dağıtım sistemi içerisinde yaptığınızda o kayıpları da minimize ederek aşağıya çekiyor. Dolayısıyla buradan kayıp kaçağı geldiğimizde Türkiye'de kayıp kaçağı 2015 yılı itibari sonuyla en düşük olan şirket olarak 21 dağıtım şirketi içerisinde 15 yılını kapattık. 16 yılın raporları henüz yayınlanmadı. En düşük kayıp kaçağı Akdeş olarak gerçekleştirdik. Bütün şeylere kayıtlara bu şekilde girdi. Kaşıkçı konuşmasının devamında 2017 hedeflerini sıraladı. Güneş enerjisi yenilenebilir enerji kaynağıdır. Yani rüzgar, su da tabii yenilenebilir. Sürekli kendini yenilediği için. Geleceğimizi aslında ekonomimizi sağlam ayaklar üzerinde oturtacak yatırımlar. Bunu tabii yatırımcı insanlar tarafından yapıyor. Tabii bunlar gündüz, yani güneşin olduğu saatlerde yapar. Bunun faydası nedir? Hepimizin bildiği gibi yani insanlar istihdamını arttırıyor, enerjinin bedellerinin gaz olarak veya kömürün dışarıya gitmesini önleyecek. Bunun artması demek bizim milli gelirimizin artması, dışarıya giden paralarımızın azalması demek. Konuşmasında 2017 projeleri hakkında da bilgi veren Kaşıkçı gazetecilerin de sorularını cevapladı. 2016'da 20 döneminde yatırım bedelini 50 milyon TL olarak bir önceki dönem 144 milyondu. İkinci 5 yıllıkta ise bunu 350 milyona çıkararak, yaklaşık 2 katına çıkararak bu şekilde bir onaylanmış bütçeye sahip çıktı.